İnsan elektrikle mi çalışır? Pili var mıdır? Nasıl şarj edilir? Şarjı boşalır mı? Bugünkü konularımız kabaca bunlardan ibaret olacak. Niye efendim? Çünkü bu biz özellikle derslerde anlatırken ya da lisede falan biyoloji gördüğümüzde böyle hücrelerde elektrik, beyin elektrikle çalışır. İşte Matrix filmini seyrediyorsun, böyle kablolar bağlıyorlar, elektrik gönderip hayaller gösteriyorlar falan filan. İnsanlar tabii doğal olarak merak ediyor. Yani nedir bu elektrik meselesi? Sadece insan değil, bütün canlıların vücudunda elektrik çok önemli bir yaşamsal güç olarak işlev görüyor. Ama tam olarak elektrikle çalışan cihazlara pek benzemiyoruz. Bugün çok kısa vaktimizde kısaca bu biyoelektrik denen meselenin nereden geldiğini ve aslında bugün tabii bilgilerimiz uyarınca ne anlama geldiğini biraz resmetmeye çalışalım. Ben 1700 yılların sonunda bilirsiniz bu ders kitaplarında falan işte Volta gibi, Galvani gibi falan arkadaşlar böyle elektrikle ilgili denemeler yapıyorlar, deneyler yapıyorlar. Bu kurbağa bacağını hani belki lisede şanslılardansanız bu laboratuvar deneylerinde işte elektrik akımları verip kurbağaların bacaklarını oynattıklarını falan görebilenlerden olmuşsunuzdur belki. Gerçi belki bilmiyorum şanslı mı şanssız mı demek lazım. Şimdi yasaklandı öyle hayvanlarda deney yapamıyoruz çok şükür. Biraz daha bilinç düzeyimiz yükseldiği için ama biz üniversitedeyken de lisedeyken de böyle deneylerle çok uğraşmıştık. Herhangi bir elektrik üreticini basit bir pili bir hayvanın kasına, sinirine falan filan dokundurduğunuzda oraya bir elektrik akımı uyguladığınızda ya da işte metal telleri birbirine değdirip elektrik akımı oluşturabilecek metaller aracılığıyla böyle bir akım yarattığınızda elektrik akımı bizim bir şekilde yani bütün canlıların hareket etmesine ya da bir takım reaksiyonlar vermesine sebep oluyor. 1700'lerin sonunda böyle bir şey fark edilince tabii ki daha evvel canlılık nedir diye bir video çekmiştik. Hani hatırlarsanız canlılığın büyük bir muamma olduğunu, onu hala tanımlayamadığımızı, tarif edemediğimizi konuşmuştuk. Bu sorun yeni de bir sorun değil. İnsanlık yüzlerce, binlerce senedir bu canlılık denen meseleyi anlamaya çalışıyor. Birileri tabii böyle elektrikle ilgili falan bir şeyler bulunca ve bir heyecan uyanıyor insanlarda. Diyorlar ki tamam bulduk. Yaşam gücü bu elektrik denen gizemli meseleyle ilgili. Bu arada elektrik sözünün nereden geldi hiç merak ettiniz mi? Elektrik, elektron, elektra falan. Ne bu? Elektra kehribar demek. Kehribarı böyle yüne sürtünce hani elektrikleniyor ya, bir şeyleri çekiyor falan filan ya. O gizemli güce kehribar gücü adı verilmiş zamanda. Elektriğin ismi de o elektra denen kehribardan geliyor. Bu da sağda solda arkadaşlarınızla muhabbet ederken hava atabileceğiniz yan bilgi olarak cebinizde dursun. Efendim elektrik uzun süredir etkileriyle bilinen bir şey ama ancak 1700'lerde 1800'lerde yavaş yavaş insanlar bunu çalışmaya, anlamaya ve formüle etmeye başlamışlar. Tabii bu iş daha sonra işte bu Maxwell'in elektromanyetik teorileriyle falan bugün bile bizi en çok meşgul eden alan haline gelmiş. Ama daha o zamanlar bu Luigi Galvani gibi deneysel gözlemcilerin, deneysel fizikçilerin, araştırıcıların yaptığı deneyler böyle hani sıradan insan içinde, araştırmacılar içinde çok yeni görüntüler veriyor. Böyle kurbağa bacağını falan oynatıyorsun. Sonra böyle bir anlayış başlıyor. Canlılık eşittir elektrik. Vücudumuzda akan elektrik bizim vital force'umuzu yani canlılık gücümüzü oluşturuyor. İşte o daha sonra bu animal magnetizm falan diye böyle işte hipnotizmaya kadar falan giden gelenekleri oluşturan bir takım düşünme ve deneysel yolları da açıyor bu. Ve bu edebiyatta da tabii önemli etkiler oluyor. Hepinizin muhtemelen en azından kulak aşinalığı olduğu Frankenstein diye bir hikaye var. Marie Shelley tarafından 1800'lerde yazılmış. Orada da ne oluyordu? İşte ceset parçalarını alıp birleştiriyordu çılgın doktorun biri. Efendim işte elektriği bir veriyordu. Bu canlanıp bir canavar oluyordu. Ama biz o canavarın içsel dramlarını dinliyorduk falan filan. Aslında ilk zombi hikayelerinden bir tanesi olarak kabul edebilirsiniz. Oradaki bütün fikirde elektriğin aslında canlılık için en temel gereksinim olduğu ön kabulünden ya da varsayımından yola çıkan bir hikayeydi. Bugün biz hücrelerimizi canlı incelerken çok enteresan bir şey görüyoruz. Hangi canlı hücre olursa olsun, ister bir bakteri olsun, ister efendim bir kedinin efendim derisi hücresi olsun, sizin karaciğer beyin hücreniz olsun, hiç fark etmez. Bu hücrelerin hepsi elektriksel olarak yüklü piller gibi görünüyorlar. Hücrenin içerisine elektrik ölçer bir cihaz sokup da dışına göre böyle bir fark var mı diye baktığınızda hani elektrikte muhtemelen liseden hatırlarsınız potansiyel farkı dediğimiz bir şeyi gözlemliyoruz. Hücrenin içi ile hücrenin dışı elektrik yükü olarak birbirinden farklı. Ve arada da hücre zarı diye yalıtkan böyle yağlı yapıda bir ince bariyer olunca
artı ve eksi yüklerin bu dengesiz dağılımından ötürü aslında her canlı hücre bir pil gibi davranıyor. Pil ne yapar? Elektrik üretir. Çünkü iki nokta arasında bir potansiyel farkı vardır. Siz onları akım aracılığıyla birleştirdiniz. Mesela iletken bir telle bağladığınızda oradan işte elektronlar akar, elektrik akımı oluşur ve böylece biz bir işte güç elde edebiliriz, bir enerji üretebiliriz. Her canlı hücrede böyle bir durum var. Kökenini net bilmiyoruz ama nasıl kullanıldığına dair çok fazla fikrimiz, bilgimiz, bilimsel literatürde verimiz var. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 2007 yılında İzmir'de bir sinir bilim kongresinde o zamanlar 70'li yaşlarında olan John Nichols adlı bir araştırıcıyla tanışmıştım. Onunla yaptığımız özel sohbetlerde sinir hücrelerinin haberleşmekte kullandığı bu elektriksel sinyallerin mekanizmasını çözebilmek için kendi ömründen tam 40 yıldan fazla zaman harcadığını anlatmıştı. Sadece bu arada John Nichols değil bu konuları çalışan, böyle yüzlerce bilim insanı yıllarca süren çalışmalarla çok fazla miktarda veri ortaya koydular. Ama bugün hala olayı tam olarak biliyoruz diyemiyoruz. Ama bildiğimiz kısmı şu, canlı hücrelerin tamamı pil gibi, içiyle dışı arasında bir elektriksel yük farkı var. Ve bu elektriksel yük farkı ortadan kalkarsa canlı hücrenin canlılığı da ortadan kalkıyor. Yani canlılığın temel gereksinimlerinden bir tanesi gibi gözüküyor. Ama bu hücrelerden bazıları, bazı canlılarda bulunan özel hücreler ki bunlara genel isim olarak uyarılabilir hücreler diyoruz. Bu hücrelerin bir ekstra marifeti daha var. Bütün hücrelerde bulunan bu elektriksel yük farkını bu özel hücreler mesaja dönüştürebiliyorlar. Elektrik atımları oluşturup, hani böyle adeta kıvılcımlar gibi düşünebilirsiniz, öyle kıvılcımlar oluşturup haberleşme de kullanıyorlar. Hangi hücreler bunlar? Sizlerin beyin hücreleriniz ve sizlerin kas hücreleriniz. Beyin ve kas hücreleri uyarılabilir hücreler diye geçiyor. Şimdi bizim elektrikle ilgili en çok ilgimizi çeken konu da zaten burası. Mesela eğer şimdiye kadar bir fizik tedavi almak durumunda kaldıysanız, bazı fizik tedavi uygulamalarında böyle derinin üzerine işte bir takım metal toplar koyup böyle kaslarınızın lımbır lımbır kasılmasını sağladıklarını belki fark etmişsinizdir. Ya da bu evde oturalım, yatalım, zayıflayalım cihazları var ya, karnına, beline, bacağına bağlıyorum, veriyor elektriği, oh yarabbim falan. Şimdi o tarz cihazların aslında yaptığı şey dışarıdan, bizim normal şebeke cereyanından ürettiği elektrik atımlarını uygulamak ama mucizevi bir şekilde bizim kaslarımız ve sinirlerimiz buna bir cevap veriyorlar. Bunu bir kasılmaya ya da sinir sinyaline dönüştürüyorlar ve biz de bunu tedavide kullanabiliyoruz. Bu açıdan baktığınızda bedenlerimiz, özellikle de kaslarımız ve sinirlerimiz ki bunlar hemen her şeyi kontrol eden arkadaşlar baya elektrikle çalışıyor gibi gözüküyorlar. Ama şeker, yağ, protein almazsan parmağını prize sokarak uzun süre hayatta kalamıyorsun. Dolayısıyla demek ki sadece bize elektrik yaşatmıyor. Elektrik aslında canlılığın bir epifenomeni olarak gözüküyor. Ne demek epifenomen? Bir olay yürüyor, bir takım mekanizmaları var ama bu mekanizmalar neticesinde ortaya pek beklemediğimiz bir sonuç çıkıyor, bir yan ürün çıkıyor. Bu da muhtemelen elektrik gibi gözüküyor. Elektrik yaşamsal işlevlerde çok önemli. Canlılığın işlemesinde hayati bir fonksiyona sahip ama sadece elektrikle çalışan sistemler değiliz. Bizim çalışmamız için milyonlarca işte hormonun, enzimin, proteinin falan dahil olduğu o son derece karmaşık metabolik işlevlere ihtiyacımız var. Ama bunlardan bir tanesi de ki bu metabolik işlevlerin çok büyük bir kısmı o elektrik meselesiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili. O elektrik konusu. Ve elektrik konusunu biz bu aralar çok merak ediyoruz. Niye? Sevgili büyüğümüz Elon Musk kafamıza çip sokacak biliyorsunuz. Bütün teknolojiler vücudumuzla birleşecek ve sinir sistemimizle haberleşebilen teknolojiler üretmeye çalışıyoruz ya. O yüzden muhtemelen şimdiye kadar harcadığımız eforun kat be kat fazlasını bu konuları araştırmaya harcıyoruz. İnşallah Allah sonumuzu hayra çıkarsın diyelim. Çünkü insanlar daha tarifini bile yapamadıkları canlılık ve bioelektrik dediğimiz bu hadiseyle ilgili böyle fütursuzca girişimler yapıp teknolojiler üretirken muhtemelen bir sürü yan etkili mevzular da çıkaracaklar. Bize fayda sağlamaya çalışırken biraz zarar da verebilecekler. Belki işte bugün cep telefonlarımıza bağımlı olduğumuz gibi yarın beynimize takılı çipler aracılığıyla iletişime geçtiğimiz dijital teknolojinin içinde kendimizi kaybedebileceğiz. Kim bilir? Yani yarın bir gün bakacağız buna. Ama ve lakin çok etkin bir araştırma alanından bahsediyoruz. Özellikle genç arkadaşlarım, hani böyle kariyer yapmak isteyenler, şu anda üniversite okuyanlar, hangi konuya sarsam, hayatımı nasıl coştursam diye düşünenler için bu bioelektrik konusu, biyomekanik mühendisliği falan gibi alanlarda da çok önemli bir konudur.
hala taze, hala gelecek vadeden ve özellikle de çok parlak buluşların kapısını açabilecek bir alan. John Nichols, umarım hala yaşıyordur, kendisine uzun ömürler diliyorum hala yaşıyorsa. Neredeyse ömrünün büyük bir çoğunluğunu yatırmış, yüzlerce bilim insanı bu kadar zaman yatırmış bu işe. Ders kitaplarında takoz gibi alanlar ayrılmış bu işte, işte beynin elektrik aktivitesini falan anlatmaya. Ama hala konu çok bakir. Dünyanın güzelliği zaten bu. O kadar çalışıyoruz. Soruyorsun, bu nedir? Bilmiyorum demek için bayağı uzun konuşuyoruz. Ben de gene bir soruyorum da çok da bilmiyorum demek için bayağı bir konuştum. Beni dinlediğiniz, benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.